Evet arkadaşlar, biliyorsunuz E şıkkı doğru, tebrik ediyorum. Mübteda merfudur. Haber merfudur. Leyte'nin haberi dediğimiz inne ve kardeşlerinin haberi. İsmi nasb haberi merfudur. Naibi fail merfudur. Leyse'ye benzeyen mavela'nın haberi demiş. Onun ismi merfudur. Haberi mansuptur arkadaşlar. Haberi mansup. 22. Hangisi mansubat kategorisinden değildir? Mansubat değildir. Nasıl falan? Evet. Evet hocam. A olacak değil mi? Doğru. Değildir. Başına cezmetası alan muzari fiil mansup değil, meczumdur. Meczumat katı. Mefuller mansuptur. Mefulü mutlak, temyiz mansuptur. Müstesna, istisna olan kelime mansuptur. Ama başına cezmetası alan muzari fiil mansubat değil, meczumat. Zaten cezmetası almış. Dolayısıyla nasıp değil, cezim olması lazım. A şıkkı. Arkadaşlar hızlı geçmiyoruz değil mi? Yani ben bunları yapabileceğinize inanmak istiyorum yani, düşünüyorum. 23. Aşağıdakilerden hangisi cümle içerisinde mansup gelemez? Nasp gelemez. Evet, bu soruda bir yanlışlık var. Şurası nakıs fiillerin ismi değil de haberi olması lazım. Evet, doğru. Gözümden kaçmış. Evet arkadaşlar, mefuller zaten mansuptur. Muzaf olan, bak, gelemez diyor. Muzaf olan mansup gelebilir. Yani illa merfu olacak diye bir şey yok. Gelebilir. Ennenin ismi mansuptur. Fail merfudur arkadaşlar. Fail merfudur, nasp değildir. Nakıs fiillerin haberi olacak. Nakıs fiillerin ismi merfudur, haberi mansuptur. Haberi mansuptur. Evet, olabilir arkadaşlar. Gözümüzden kaçmış, kusura bakmayın. Cümlesindeki altı çizili kelimenin irabı nedir? Güzel bir soru. Bu soruyu irab edecek kişi Arapçanın temelini çözmüş demektir. Evet arkadaşlar, ne mutlu sizlere ki şu an şu vakitleri başka işlerle değerlendirebilecekken burada Arapça ilmini öğrenmeye talip olmuşsunuz. Hepimiziz, hep birlikte. Evet, merfu demiş hocamız. Peki Fatma Zehra hocam, neden merfu olduğunu düşünüyorsunuz? C mi dediniz? Evet, burada Fatma Zehra hocamızı tebrik etmemiz lazım. Zuhal hocam, fail olması için cümle fiil cümlesi olması lazım. Dikkat edelim. Buradaki süyah muahhar müptedadır. Süyahun, turistler. Turistler. Peki fi şevari son hareke fetha mı, esre mi, ötre mi gelecek arkadaşlar?
Ötre demiş. Ötre nasıl olacak ki? Fi harfi ceri var burada. Normalde arkadaşlar bu gayrimunsarif bir kelimedir. Fetha gelmesi lazım değil mi? Gayrimunsariflar temhim ve cerri kabul etmez. Ama iki istisna yer var dedik. Bunlardan birisi muzaf olursa. Şevari kelimesi muzaaftır burada. O yüzden esreyi kabul edebiliyor arkadaşlar. Fi şevari'i ihda mudnil biladi. İhda muzaf ileyh tekrar muzaf. Mudun muzafın ile mudun tekrar muzaf tekrar muzaf el bilat muzafın ileyhtir. Evet Fatma hocam muakkar buradaki fi şevari mukaddem haberdir. Mukaddem haber öne geçmiş haberdir. Süya muakkar müptedadır. Şimdi ihda kelimesi neden hepsi esre almışken ihda fetha almış arkadaşlar? Niye ihdi olmamış? Cer alameti neden mesela esre olmamış? Evet, maksur isim değil mi? Maksur isim cer alameti takdiridir. Ülkenin, şehirlerinin birinin caddelerinde veya ülkenin şehirlerin caddelerinin birinde vardır. Ne vardır? Süyyahun, turistler. Peki ecanip kelimesinin son harfi ne olacaktır? Ecanibe mi, bi mi, bü mü? Fetha gayrimunsarif demiş. Peki cümlenin hangi ögesidir? Cümlenin hangi ögesidir? Sıfatıdır. Sıfat doğru. Sıfat olduğuna göre mevsufa bakıyoruz. Mevsufu süyahtır. Damme ile gelmiştir. Yani raf alametiyle merfu olarak gelmiştir. O zaman bunda da merfuluk alameti arayacağız. Gayrimunsarıfların raf alameti dammedir değil mi? Ecani bu gelmesi lazım. Süyyahun ecanib. Yabancı turistler vardır. Evet. Merfu olarak gelecek arkadaşlar. Süyyah kelimesi muakkar müpteda olduğu için. 25 cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur dedik neyse bunu bakalım arkadaşlar. Muzaf var. Muzafın ileyh var. Mübteda var. Sıfat var. Ne yok arkadaşlar? Mef'ulun bih yok burada. Mef'ulun bih. Bir öncekinde zaten çözmüştük bunu. Mef'ulun bih burada yok. 26. Evet. İhdayı da söyledik arkadaşlar. Bu da nedir? Muzafın ileyhtir ve İsmi maksur grubu olduğu için takdiran merfu değil, merfu değil, et, lafzen değil, mahallen değil, takdiran mecrur olacaktır. Takdiran mecrur. Bakın bir kelimeden 3 tane soru sorduk arkadaşlar. Anladık değil mi neden takdiran mecrur dedik? Çünkü maksur isim olduğu için. 27. Aşağıdakilerden hangisi cezim alameti değildir? Evet, güzel bir soru. Cezim alameti olmayanı buluyoruz.